Kıymetli, değerli milletvekilleri, değerli misafirler ve değerli basın mensupları. İyi Parti grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığımız bu dönemin ilk grup toplantısının uğruna mücadele verdiğimiz vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gazi Meclisimizde başarılarla dolu bir yasama yılı geçireceğimize inanıyorum. Bize bu günleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Kayıdan iyiye kutlu yürüyüşümüzde artık milletin meclisindeyiz. Burada salonlarımız kilitlenemeyecek. Elektrikler kesilemeyecek. Buraya çöp kamyonu sokamayacaklar. Burada cesurların sesini asla ama asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsa da bu meclis hala Gazi Meclis'tir. Bu meclis Türk'ün ateşle imtihanından alnının akıyla çıktı. O yüzden bizim için irade de itibar da daima bu kutlu çatının altındadır. İYİ Parti'nin milletin meclisine bakışı budur. Milletimizin emin olmasını isterim ki İYİ Parti meclisin müsamere sahnesine dönüştürülmesine izin vermeyecek. İYİ Parti meclisin sıradan bir kurum gibi gösterilmesine izin vermeyecek ve İYİ Parti meclisin sadece Ekim aylarında karşılama mangası gibi çalıştırılmasına asla rıza göstermeyecek. Meclis çalışmalarımızı bu bakışla, bu ciddiyetle, bu vakarla yürüteceğiz. Grubumuz meclisin en çalışkan grubu olacak. Şu noktanın altını özellikle çizmek isterim. İYİ Parti grubu aynı zamanda bir turnusol kağıdı olacak. Biliyorsunuz, seçimden hemen sonra FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için bir önerge verdik. Bu önergemiz AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. AKP'yi anlıyoruz. Ucu gelip kendilerine dokunacak diye araştırılmasını istemiyorlar. Ama küçük ortak niye rahatsız oldu? Onu anlamadık. Bunların ilişkisi bir ittifak ilişkisi olmanın ötesine geçmiştir. Bu ikili artık birbirine mecburdur. Bu bir köle sahip ilişkisidir. Küçük ortak büyük ortağın mütemmim cüzü haline gelmiştir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'yi uçuruma sürükleyen bu ikili şimdi de af tasarısıyla gündemi meşgul ediyor. Taktik hep aynı. Başrol oyuncusunun aklına bir şey geliyor. Yancısı kendi bulmuş gibi dillendiriyor. Terörün en büyük finansörleri olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Hırsızları, ihale fesatçılarını affedelim diyorlar. Daha ilginci, mafya bozuntularını affedelim diyorlar. Daha ilgincini söyleyeyim size. Milliyetçilikten geçinen parti, Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Onu da affedelim diyor. Ortağım milliyetçiliği ayaklar altına alır da ben geri durur muyum demiş. 301. maddeyi de araya sıkıştırmış. Tekeden süt çıkmaz diye uzun uzun anlatıyordu ya hani. Evet, tekeden süt çıkmaz. Ama bilinsin ki saray yancısından da milliyetçi olmaz. Evet, tekeden süt çıkmaz. Milliyetçiden de saray paspası olmaz, olamaz. Milliyetçiler ipeğe sarılı çeliktir. Ne yana çeksen o yana uzayan lastik adamlardan
milliyetçi olmaz, olamaz. Bakın, vesileyle şunu da peşinen söyleyeyim. Bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı size dar ederiz bilesiniz. Bu konuda muhalefet partilerine de bir çift sözümüz var. İktidar ve küçük ortağı memleketin başına bela olmuşları affetmeye kalkıyor. Muhalefet de kalkıp yetmez genişletin diyor. Muhalefete sormak isterim. Daha ne kadar genişletsinler? PKK'yı, FETÖ'yü, terör örgütlerini de mi dahil etsinler? İktidarıyla muhalefetiyle suçlulara çıkış yolu aranan Türkiye'de milletinden ve milletin hakkından yana duruş sergileyen sizleri kalpten, yürekten kutluyorum. Türkiye yıllardır bu birbirine benzemezlerin iki siyasetinden yorgun. Milletimiz emin olsun ki biz bu oyunu bozmaya geldik. Değerli milletvekilleri, beka beka diye oy toplayan bu ikili ülkemizin bekası için artık en büyük tehlikedir. Bıkmadan, usanmadan milletimize bu gerçeği anlatacağız. Bir dediği bir dediğini tutmayan bir psikolojiyle karşı karşıyayız. Aylardır bu kafayla, bu savurganlıkla, bu hayalperestlikle giderseniz ülkemizin ekonomisi duvara toslayacak dedik. Acil olarak alınması gereken önlemleri sıraladık. Burun kıvırdılar ve gün geldi çattı. Bugün içine sürüklendiğimiz girdabın ülkemize ve milletimize ağır bir faturası olacak. Ve bu faturanın sorumlusunu da biz gayet iyi biliyoruz. Sorumsuzlukları, savurganlıkları ve iş bilmezlikleriyle Türk ekonomisini getirdikleri hal ortada. Bu krizin gelişini en iyi onlar görüyordu ki baskın seçime gittiler. İktidarı tazeleyelim, sonrasına bakarız dediler. Ne hırsmış arkadaş. Ülke darda, millet darda, bunlar hala iktidar hesabında. Ne dediler haftalardır? Türkiye'ye ekonomik savaş açtılar. Kim açtı? Amerika. Başka? Üst akıl. Neden? İşte rahibi vermedik ya ondan. Hatırlayın, en baştakinden en alttakine, hatta küçük ortağa kadar hepsinin dilinde aynı söz vardı. Kriz yok, ABD saldırıyor. Amenna ve saddekna. Ama bu millet tarihinde kimseye bu kadar kredi açmadı. Oturun da kıymetini bilin. Yalanlara artık bir son verin. Amerika ile mücadele ediyor havası satan bu beyler meğer düşman dedikleriyle saman altından su yürütüyormuş. Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki ekonomimizdeki tablonun Amerika ile bir ilgisi yok.